Bir tane arkadaşım var. Bunun da kardeşi var. Böyle guncuk, tam bir piç. Tam böyle ergenlik çağında. Sen niye gülüyorsun amcuk? Ya anlatmadım hikayeyi. Şakanın üstüne gülersek arkadaşlar. Bunlarda kalacağım 2 gün falan. Hayalet gibi çocuğu. Arkadaşla film izliyoruz. Ozan abi anıt. Ne oldu lan? Abi bizde kalsana. Kalacağım oğlum, zaten sizde kalacağım. Abi yaşasın. Abi ne olur gel sana bak bir şey göstereceğim abi falan. Odaya götürüyor böyle. Abi bu nasıl? Legodan bir şey yapmış. Nasıl abi? Abi nasıl, bu nasıl? Çok iyi kardeşim. Harika abi. Bir de şimdi misafirliktesin. Çocuğa şunu diyemezsin ki. Da diyemezsin. Misafirlikteyken evin küçük çocuğuyla ilgilenmek maalesef Türk örf anane teyze diyen falan bir gelenektir. İyi davranacaksın. Beni de biliyorsunuz artık anı belli programda söylüyorum. Sevmiyorum çocuk, sevmiyorum. Çocuk nasıl bir sevgisiz kalmış s**eyim. Çünkü abisi genç s**lemiyor çocuğu belli. Anne baba çocuğu öteliyor habire. Bütün sevgi açlığını ben de anı s**lumu. Ben de gidermeye çalışıyorum bütün sevgi açlığını. Oturuz film izliyoruz zaman okuyayım. Abi otel abi. Bul bizde kalsana. Kalacağım. Bir daha kal abi. Hep bizde kal abi. Benim abim sen ol abi. Takıldı bana. O son abi diyor. Ödevimi birlikte yapalım mı? Ben kendim ödevimi yapmamışım senin yaşındayken. Büyüyeceğim, elim piçinin ödevini yapacağım bakayım. Yaptım. Abi bilim projemiz var. Evet. Kaç tane kağıt parçalamış. Abi bak şimdi Oğuzhan abi bak. Bilim projesi Oğuzhan abi. Abi bak kağıtlar elime yapıştı. Çocuk bayağı benim onun abisi olmamı istiyor. Sonra dedi ki Oğuzhan abi benim arkadaşlarım seni çok seviyor. Ne olursun dedi. Bir gün biz dedi bir araya geldiğimizde sen de gel abi. Dedim ki geleceğim. Toplanmış 6-7 tane ergen piç. Bir tanesi deli böyle hala falan. Yani artık sadece mastürbasyon yaparken böyle yapmıyor. Eli böyle. Kini götürüyor oraya falan. Full. Hayat boyu mastürbasyon. Bunlar toplanmış böyle sivilce böyle. Dedim çocuğun ne güzel dedim sapsarı gözleri var. Patlatsak dünya yok. Bakayım öyle bir sivilce. Oğuzhan abi Ayşe bana bakar mı? Bakmaz! Kaç! Kendine iyi bak! Büyük bir çapkın ve büyük bir romantikmişim gibi. Karşıma geçmiş 6 tane attırgan. Bana soruyor. Oğuzhan abi biz nasıl kaynaşacağız abi bu kızlarla? Dedim ki sen bu sivilceyle Discovery Channel'la kaynaşırsın anca dedim. Senin belgeselini çekerler. Patlama sürecini ele alırlar. 4 bölüme Netflix'e satarlar dedim. Bırakayım yani. Böyle bir sivilce olamaz. Üniforma giydir yine sivil. Toplanmış çocuklar bana sorular sorular bilmem neler. Bizde de şöyle bir şey vardır. Sevmesek de ergen. Sevmesek de ergen muhabbetini bir abilik içgüdüsü ortaya çıkıyor. Yani yapamayacağın şeyleri, hiç yapmadığın şeyleri onlara anlatırsın. Şener Şen'in bir tane repliği vardı ya işte. Karşımda bir aslan vardı elimde çakı falan hani. Atma Recep. Recep mi? Ziya pardon. Biz evde alıştık çünkü hep Recep diyoruz. Öyle karikatür vardı ya oradan. Neyse otomatik olarak gaza geliyorsun. Çocuklar soruyor. Abi kızlar nasıl tavlanır? Ha oğlum bana soracaksın bana. Ben şöyle bir bakış atarım. Kızların hepsi zaten düşer. Böyle anlatıyorum çocuklara bol kesin. Abi sen hiç kavgaya girdin mi? Oğlum dedim. Kavga benim göbek adı. Bir gün dedim 5 tane adam var. Böyle anlatıyorsun abisin ya. Ve etrafta hiç senin akranın yok. Hepsi bebe ve inanıyorlar ya her boka. Lan ne gülüyorsun? 2 sene evvel Noel Baba'ya inanıyorlardı. Bu sene de bana inansın. Ben anlatıyorum abire böyle diyorum ki çocuklar geldi lan 5 tane adam bir koydum 5'i birden öldü. Hop sivilce patlıyor falan dinlerken. Anlatıyorum. Onların gözünde ben kahramanım. Bu de WhatsApp grupları var. 15'liler diye. Vallahi bak sahte takipçili falan hepsi. Bedirhan 1903. Abi benim 15 bin takipçim var. Niye son postunu 4 kişi beğenmiş o zaman? Abi bu ara Instagram bir garip falan. Siktir lan. Abi şimdi Instagram'da algoritma değişti şimdi. Takipçiler düştü ya o uyuyan takipçiler. Geçen öyle oldu biliyorsunuz. Yaptığı açıklamaya bakın Instagram'ın. Uyuyan takipçileri kaldırdık. Lan uyuyan takipçileri kaldırsam benim 2 tane falan takipçim kalması lazım. 81 milyon uyuyoruz burada. Yapma. Neyse o WhatsApp gruplarından birbirlerine gaza getiriyorlar. Abi Oğuzhan abiyle konuşuyoruz. Herif 20 kişi diyormuş. Abi arkamızda artık Oğuzhan abimiz var falan. Hepimizin çocukken kral yaptığımız abilerimiz yok muydu gözümüzden? İşte ben onların gözündeki kraldım. Abi peki sen karate biliyor musun? Ne karatesi oldum? Ben 9 sene full kontak yaptım. Yani adamı bir koyarım nefesini keserim. Nerelere vurulacağını iyi bilirim. Anlatıyorum havaya giriyorlar, gaza giriyorlar. Bir de yalandan şey gösteriyorum çocuklara. Bak gel bakayım şimdi sen. Sen gel bakayım Orhancan. Orhancan. Yani dedesinin ismine saygıdan çocuğa Orhan koyuyor ama yeni nesle de uyusun diye bir de can ekliyor. Orhancan, Bekir gel sen gel bu sefer. Hadi sanki düğünde dansa kaldırıyorum ya. Bir saat diye geliyor gelmiyor. Bunun gibi bir sürü tip düşün karşımda. Uygulamalı gösteriyorum. Bak abim şimdi mesela kavgadasın. Korkmayacaksın. Vur bakayım bıçağı buradan. Sapla bakayım bıçağı buradan. Bak hop hop. Kırdım bileni gördünüz mü çocuklar? Bak şimdi yukarıdan at bıçağı. Yukarıdan at. Tık hop sık. Sıka çupa 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 çupa. Gördünüz mü çocuklar? Gördünüz mü? Havaya girdim. Şimdi kavgadasın. Gel bakayım buraya. Sanki onu her gün profesyonel kavga ediyorum ben. Bak anlatışa bak. Bak burada kemikler var. Görüyor musun o kemikleri? Bak bak şimdi. Hop tuttum. Bak hareket edemez. Bak hareket edemez. Gördünüz mü çocuklar? Gördünüz mü? Böyle kavga edeceksiniz. Gel bakayım buraya. Rakibiniz karşıda. Rakip mi? Rakibiniz karşınızda. Böyle de yağar bir şey. Hiç önemli değil. Çat vur bu kulaklara. Kit kit vur kafayı. Düşür yere. Üzerine vur. Anladınız mı? Anladınız mı çocuklar? Lan böyle anlatıyorum. Anlattım. 3 saat. Bunu dövdüm. Şunu dövdüm. Şimdi bu kardak kayalıklarını bizim sat komandoları aldı zannediyorsunuz değil mi siz? Ben aldım. Artık bokunu çıkarttım ya. Çocuklar 2 sene daha çalışırsam ben kurşun geçirmem mesela. Bak vur. Bak vur. Gaza geldim. Lan Harry Potter'ı izleyip uyuyan çocuğa anlattığım hikayelere bakalım. İşin kötüsü çocuk inanıyor da ben de inanıyorum. Abilik bunları gerektiriyor. Acıktım abi dedim ki hepinize benden McDonald's. Hadi dedim McDonald's diyebiliyoruz mu? Reklam oluyor mu?
Olsun. Burger King. Pizza Hut. Ne var la başka? KFC. KFC'de böyle altı bacaklı tavuk yiyorlar. Doğru mu? Hani hepsini söylesen hiçbirinin reklamı yapmış olmaz mısın? Tamam. Dedim ki bunları McDonald's'a götüreyim ben. Hadi dedim çocuklar gelin bakalım. Bir tane Antalya'da, Antalya 2000'li, bilmem ne 2000 diye bir tane bir AVM var. Şimdi hala var mı bilmiyorum. Yazık Karum gibi oldu onun kaderi de. Karum mesela Ankara'nın en sağlam AVM'siydi. Şimdi yazık butikçilerle doldu falan. Bir tek Bülent Mert var Karum'un kalitesini arttıran. Hepsi bir yemek söyledi. Kasiyer kız böyle geldi dedi ki aha dedi sana siparişlerinizin hayırlı olsun. 20 dakika var. 20 dakika boyunca isterseniz burada beklemesiniz. İsterseniz şu an beklemesiniz dedi. Ben de sigara içiyorum. Dedim ki çocuklar gelin dışarıda bekleyelim. Bir de çocuklara biraz önce o kadar büyük savaş ve dayak hikayeleri anlatmışım ki. Şu kadar böyle yazık amcalar geliyor falan. Yaşlı böyle. Onlara falan şekil koyuyorum böyle. Biz nerede geçelim dayı? Çocuklar sen abimiz yanımızda falan yapıyor ama atarı yaptığım adam 200 yaşında. Sen ölecek. Ona falan atar yapıyorum derken bir tane koşarak üstsüz altında eşofman altı olan böyle terlik bir herif geldi böyle yanında durdu böyle tamam mı? Dedim amına bir de huylandım. Biraz da büyük iri de bir kardeşimiz. Çocuklar tabii rahat. Ha o senin abimiz var ya. Ne olur ki falan yapıyorlar. Ben de dedim ki oğlum karizmayı bozma. Bir tane adam var yağır. Orada gerçekten iyi kavga ederim yani oğlum, her türlü. Ağzını yüzünü eline veririm yani. Bir kişi var. İki kişiye kadar ben biliyorsun zorlanabiliyorum. Oğlum ben zamanla dayak yemekten deri ceket aldım. Darbe yemiyor diye. Valla millet karizma için gider deri ceket alır ya ben darbe yemiyor diye deri ceket aldım. Yani çok dayak yemişliğimde olduğu için dayak atmayı da biliyorum. Dedim ben bunu yerim. Ama haplanmış mı, sıçlanmış mı, bir şey olmuş ya da antibiyotik üzerine biskimiş mi, ne bok olmuş böyle. Duruyor yanımda. Dedim birader hayırdır. Şöyle dedim biraz geri dur. Adam şöyle yaptı bak. Bana döndü. Sağ kolu kanlar içinde. Şıp şıp kan damlıyor. Kan akan kolunun elinin parmağında da böyle bir jilet var. Çocuklar. İki tane daha lavuk koştu yanında. Bir tanesinin elinde ekmek bıçağı var bayağı. Bunlar üç kişi oldu. Ben oradayım. Herifin üzerindeki derisindeki parmak izlerim duruyor daha itmişim. Adamı da itmişim. Namık dedi ben bunu da doğrayacağım. Kendimi doğradım bunu da doğrayacağım. Doğrayacağım. Bu arada ruhumu teslim ediyorum. Ben anlattım ya hikayeleri bu amına kodumun Osmancan'ı gaza gel. Olsan abim var Allah'tan dedi kalktı tamam mı? Siz dedi kimi kesiyorsunuz lan? Kime kesiyorsunuz? Osman sivilcesinin üzerinde yükseliyor. Yapma dedim Osman, yedim, yakma biz dedim. Kanaması var dedim yazık Osman. Ben direkt böyleyim herif. Ambulans mı arasak beyefendi acaba falan dedi. Ben bunu doğrayacağım. Osman kalktı ama abi Osman abi yol ver dedi. Koyayım hepsini falan. Aa, sesi kalınlaştı 30 saniyede. Bana denk geldi. Tam ergenlik ses kalınlaşması bana denk geldi. Lan evde böyleydi. Orken abi kavga çıktı. Osman abi. Dedim Osman saldır. Attım Osman'ı kaçtı. Bu arada o günün hala izi şuradadır. Bir insan kendi parçasını havada görür mü? Tamam. Gördü. Öyle değil. Senden bağımsız havada. Sadece şunu hatırlıyorum. Osman Coşkun ya salak. Osman kaç! Kaç! Dört! Ay! Salak 16 yaşında herif şöyle yaptı bak Osman coşunca jileti almış böyle parmağına. Böyle kaldırdı elini. Ben de gayet ihtiyari ne yapacağım amına koyayım. Kolumu böyle yapmış bulundu bak. Bir koydu jileti buraya. Pişk, et parçası benim havada. Oğlum kendi et parçamı gördüm ya havada. Osman, Osman. Anasını bak. Herif burada jileti bana koydu. Osman burada böyle yaptı bak Osman'a. Ha dedim. Kaçın dedim. Berke. Efendim abi. Kaç. İstemeden bunu yapıyoruz abi çocuklara. Kendimizden küçük, kendimizden güçsüz, kendimizden aptal birini gördüğümüz zaman şaka yapamayız. Böyle bir dedim. Ama sen abi yine bana mı sataşacaksın? Sataşmayacağım. Şu gözümün kızarıklığını görüyor musun? Neden? Bu ne yüzünden? Ya bugün pin çekeceğiz. Bir uykumu alayım ya. Dün gece konser vermişiz. Allah rızası için acık uyuyayım. Abi sende kalabilir miyim? Kal! Kal! Dedim alt katta yat. Ev dubleks. Ben dedim yukarıda yatarım. Dubleks ama loft. Yani duvar yok. Hemen böyle bakınca aşağı görebiliyorum bunu. Ya arkadaş. Büyük ustalarımızın, dedelerimizin lafı vardır. İnsan cehennemini de cennetini de bu dünyada yaşar evlat derler. Biz de ne diyor lan bak. Koydum dedi dinlemeyiz. Dinlememiz lazımmış. O ibile öldüğü zaman pırıl pırıl gidecek diğer tarafa. Neden? Çünkü bütün acısını bu dünyada çekiyor. Ya arkadaş birçok profesöre göre, bilim insanına göre benim şimdi size anlatacağım olayın adı horlama. Tamam mı? Ama vallahi değil. Bana bir şey diyeceğim. Allah aşkına. Koyacağım bunu daha. Hasan bana bir bana bir horlama sesi yap. Güzel. Yap bakayım Bekir. Değil mi? Tabii ki sonuç olarak bunları duydunuz. Bunları canlandırıyorsunuz. Tam böyle dalmışım. Kıyım uykuma sabahın 5'inde yatmışım zaten. Dedim ki öğlene kadar uyuyayım. Bir sesle uyandım. Kalktım o lofttan yukarıdan baktım aşağı. Bak şöyle bir uyuma zaten yok da. Bak böyle uyunur mu lan? Birine teslim olmuş yani. Çıkarttı ses şu bak. Herif anır. Herif dünyada cehennem yaşıyor. Kazık mı sokuyorlar götüne? Ateşten 10 kat büyük ateşle mi yakıyorlar? Kazana attılar böyle zebaniler mi doynaklıyor? Böyle yukarıdan fırlattım tenis topu oraya da sushi oynasın diye. Fırlattım kafasına böyle pfff. Uykumun anasını ya. Ya bu bölüm yapmayacaktım yine yaptım a**ayım Emir ya. Buradaki en yaşlı ben miyim lan şu anda? Evet. İşte bu da beni havaya sokuyor. Valla bak bu da benim yalan söyleme potansiyelimi arttırıyor. Geçen bir tane kız vardı bak geç. Kapıdan içeri girdiğim gibi kız